Abi. Ne yapıyorsun? Pelin'e gidecektin, gitmedin mi? Bir görürüm diyordun, vaz mı geçtin? Yok, onun programı varmış. Arkadaşlarıyla yemek yiyeceklermiş. E sen niye gitmedin? Çağırmadı mı? Ya çağırdı da şimdi son dakika dahil olmak istemedim. Önceden yaptıkları bir program. E o zaman yüzün niye böyle? Gitmek istemeyen sensin. Eski sevgilisi de o yemekte olabilir. Abi, adı üstünde. Eski sevgili. Ya onu biliyorum. Konu o değil de daha teklifime de yanıt vermedi. Huzursuz oldum biraz. Üstüne de böyle yemek program falan yapınca ne bileyim canım sıkıldı. Ya tamam haklısın. Hadi gel bir kahve içelim, dertleşelim. Yok, ben odama çıkayım. Başka zaman içeriz. Tamam. Ama bak canını sıkmak yok, tamam mı? Hem ben yarın gideceğim Pelin'e. Bir havayı koklarım. Sana haber veririm. Ne demiştim? Her şey çok güzel olacak. Tamam. Hadi iyi geceler. Yarın görüşürüz. Evet. Allah'ım sana geliyorum. O ne oğlum öyle ya? Karamelize soğanlı mantar sosu. Yok artık. Ben bile unutmuşum ya. Pelin ve mantar. Bravo Sinan. Çok güzel görünüyor. Hemen geliyorum. Bu hazırlıkların hepsi senin için yapıldı. Biliyorsun değil mi? Başakçığım bence bunu Bengüs bile anladı. Yani erken bebek partisi bana çok inandırıcı gelmemişti zaten. Kış güneşi. Bir dakika, şimdi mantar falan tamam da ben bu toplar, kış güneşi falan anlamadım hiçbir şey. O gün çok laf edip kızdırmıştım seni. Ama sen bana bakma. Tadım mükemmeldi. Tattın yani. Ya Sinan, yemeyelim mi artık biz bunları, ha? Hadi, hadi başlayalım. Hadi. Şimdi Bengisucuğum, böyle Sinan amcan kocaman bir buket çiçekle geldi ama o kadar güzel ki ve o kadar harika. Ya neydi siz? Üçüncü ayınız mıydı, beşinci ayınız mıydı? Dört. Evet işte dördüncü ayları tabii ki Bülent amcan çiçek nedir bilmediği için ben o çiçeği Sinan amcan sayesinde tanıdım, bildim. Aşkım şimdi sen Sinan'ı yüceltmek için beni mi gömdün? Tatlı zamanı. Şimdi ne geldi, şimdi ne geldi? Gerçi sen onu benden daha iyi yaparsın ama. Bak bakalım dediğim gibi var mıymış? Bahar gelmiş gibi demiştin değil mi? Sonra insanı yazın yakalayan Meltem gibi. Ama daha şairane söylemiştin sen.
Eğer izin verirseniz size söylemek istediğim şeyler var. Biliyorum, sadece Pelin'i değil, hepinizi kırdım. Hepinizi hayal kırıklığına uğrattım. Ben gerçekten özür dilerim. Bu bir yıl içinde hem sizi hem de her şeyimi kaybettim. Ve kayıptım. İnsanın sığınacağı dostları ve sevgilisi yanında yoksa eğer başı boş kalırmış ya. İşte ben de aynen öyleydim. Hayat beni nereye sürüklerse oraya savruldum. Bir an Haşmet denen o adamı, karşıma çıktı ve ben sadece onu kurtarmak istedim. Şimdi sırtımda bana o günlerden kalan bir iz var. Ve inanın bana, o kurşun yarısı bile sizin yokluğunuz kadar canımı acıtmadı. Oğlum ne kurşun lan, ne diyorsun sen? Ya abi tamam. Geçti. Geçti o. O kötü günlerin hepsi geride kaldı. Ama bir şey söyleyeyim mi? İnsan her şeye alışsa da, her şey geçse de, sevdiğin insanlara duyduğun özlem aşkına duyduğun özlem hiç geçmiyor. Yokluğumuza alışmam imkansızdı. Ve ben bu bir yıl içinde şunu öğrendim. İnsanın eve gittiği yer değil, döndüğü yermiş. Ben bir yıl sonra evime geri döndüm. Sinan.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.